Efendim, benim burada şunu anlatmaya çalıştım. Kürt meselesi bazıları için çok basit gibi gelir, kolay gibi gelir. Evet. Bence de bir bakıma da güçlü bir insan için de kolaydır. Sayın Erdoğan, Kürt meselesini çözecek güce sahip bir yöneticimizdir, başbakandır. Ama eğer o bir başka bir yere giderse, Cumhurbaşkanı olursa veya kendi tüzükleri içinde milletvekili olmaz ve başbakanlıktan ayrılırsa veya herhangi bir şekilde ayrılırsa, Kürt meselesi çözülmeden çok büyük sıkıntılara sebep olur. Yani hiçbir zaman bu kadar yakınlaşamayacağız anlamında çıkıyor değil mi? Yani belki çok yakınlaştık. Evet. Birinci mesele bu. Yani Sayın Erdoğan bu meseleyi halledebilir. İki, bunun adım atılması için bu iş artık başladı, olacak, geri dönüşü yok denmesi için bir iki meselemiz var. Bunlardan bir tanesi ifade ve örgütlenme özgürlüğüdür. Evet. Elimizdeki terörle mücadele kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun bazı maddeleri 301 gibi değil mi? 301 gibi. Evet, 301 gibi terör kanununun birinci maddesinden başlayarak birçok maddeleri örgütlenme özgürlüğüne ve ifade özgürlüğüne engeldir. Bunlar ben niçin Sayın Adalet Bakanı'nın hazırlıyoruz deyip de bu kadar geciktirdiğini merak ediyorum. Niçin gecikiyor? Anayasamızın 126 ve 127. maddesindeki yerel yönetimlerle ilgili maddedeki temel anlayış değişikliğidir. Tanım değişikliğidir. Orada genel idareden bahsedilmektedir. Merkezi idarenin vesayetinden, yerel yönetimlerdeki vesayetinden bahsedilmektedir. Oldu. Ama asıl yapılması gereken özellik şartındaki, Avrupa özellik şartındaki çekincelerin geri alınması ve yerel yönetimlere ciddi yetki vermek gerekir. Doğru. Bunların da bir anayasa değişikliğiyle ancak yapılabilir. İkinci adım da odur. Aslında bu iki adımın birlikte doğru, atılması lazımdır. Yani sizin öneriniz gerçekten çok somut. Yani bir kararlılık, bir irade varsa bu iki mesele üzerinde yoğunlaşalım demek de bence çok anlaşılır bir şey. Bu arada tabii endişeli bir kitle de oluştuğu için Sayın Tarhan Erdem. Doğru. Hani bölünüyor muyuz sorusuna ikna edici bir cevap verecek mi? Yani bu atmosfer biraz onu aleyhte işletiyor. Bölünüyor muyuz lafına karşı Erdoğan bunlar yapılırsa bölünmeyiz diyebilecek Türkiye'de seveni vardır, sevmeyeni vardır şey yapmıyorum ama tek adamdır. Doğru. Erdoğan'dan sonra kim ben başbakan olacağım diyorsa bu memlekette onun başbakanlığını düşünün. Evet. O bu işlerde hiçbir adım yıllardan beri 30-40 yıldan beri 2. Dünya Harbi'nden beri bu birçok meseleyi, özgürlüklerin, demokrasinin gelişmesinin önündeki tek engel Kürt meselesidir. Evet. Gerek yerel yönetim meselesinde, bakın yerel yönetimi kör topal bıraktığımız için ne yalnız Kürtlerin fazla olduğu yerlerde değil, Kastamonu'da da, Mersin'de de, İzmir'de de, Afyon'da da, Amasya'da da yerel yönetimler bir türlü gelişemiyor. Yetki kullanamıyor ve halkla beraber politika yapılamıyor. Asıl demokrasi belediyelerde ve mahalle idaresinde politika yapıldığı zaman gelişir. Niçin gelişmiyor? Çünkü halk politikaya girmiyor. Politikaya girmemesinin, politikayla meşgul olmamasının sebebi politikayla meşgul olduğu zaman kendi sokağıyla ilgili, kendi kentiyle ilgili bir sonuç alamıyor. Çünkü yetki o değil. Mani. Halk kendi yönetimiyle ilgili karar veremiyor. Doğru. Bunu yapabilmemiz lazım. Bunu yapmak için de Kürt meselesini çözmek, yani Kürt problemini kafamızdan çıkarmak lazım.